aldım yani. Elif Hazaltan, Eray Hazal Tuğba. Ne oldu, tüm aile benim odamda mı? Gel şimdi içeri girecekler. Kapat dedim. Yerim ya. Sen beni kameramla ilk çektiğim kişi misin? Evet. Aşkım Covid oldu. Kıyamam ya. Bir de kameram geldiğinde seninle neler çekeceğiz diyorduk. Neler çekeceğiz. Nereye asılar gelecek. Bir an önce iyileş. İyileş bir an önce bitch. Yes. I got the power. Aşkım Covid'lisin. Canım. Ve seni çok seviyorum. Beraber şöyle bir şeyimiz olsun istedim. Hatıramız. Paris iyileşir iyileşmez o konser senin, bu mekan benim, gezeceğiz değil aynen mi Pero? Öyle, aynen öyle bebeğim. Yeah. Gelsin konserler, gitsin eğlenceler. Bu benim yeni kameramla seni ilk karşılaşım. Çok heyecanlıyım, yeni kamera aldım. İnanılmaz güzel yatırım yaptım. Bu arada Canon almadım, Sony aldım. Sana anlatacak o kadar çok şey birikti ki resmen bir ay oldu, inanamıyorum. Dense. Şöyle göstereyim belki. YouTube çeken dostlarım vardır. Onlar da almak ister. Z ve E10. Biliyorsun ki belki daha önce... Aa evet! Ta senle en son tatil video çektik. Ondan sonra ben işte yeni araba aldım. Yeni araba alma. Onları da anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Allah'ım anlatacak çok şey birikti. İnanamıyorum ya. İnanılmaz derecede özledim seni. Vloglara boğmak istiyorum. Rezil, tırnaklar rezil. Vloglara boğmak istiyorum seni. Deli gibi vloglara boğmak istiyorum. Heyecanımı fark edebiliyorsunuz zaten. İnanılmaz derecede heyecanlandım ve bu benim vlog kameramla ilk videom. Bekle birazcık geniş açı yapayım. Öyle de özellikleri varmış. Bu zaten geniş açıymış, tamam. Bakayım zoom nasıl oluyor. Oo. Şu anda blok mekandayım. Kameranın bayağı bir şarj olmasını bekledim. Kamera şarj oldu. Americano içiyorum. İşte güzel bir avokado tost söyledim kendime. Avokado tostumu yedim. Bir an önce eve gitmek istiyorum. Dediğim gibi anlatacak o kadar çok... Allah'ım bunu daha fazla söylememem gerekiyor. Yine... Bugün seninle ufak bir alışverişe çıkacağız çünkü bakım alışverişi yapmam lazım. Bakım alışverişi. Şey gibi oldu, bu gerçekten tipik bir influencer gibi oldum ama hayır, hayatımda güzel değişiklikler var. Daha fazla kendime bakmaya başladım, kilo vermeye başladım. Anlatacak inanılmaz derece şey birikti. Göğüs ameliyatı için randevu aldım. Göğüs ameliyatım için ilk randevuma gittim. Gerçekten aşırı derecede heyecanlandığım bir anda annemle babam da benle geldi tabii ki. Yani asla beni hiçbir şey, kan aldırmaya bile gittiğimde beni yalnız bırakmıyorlar. Doktor dedi ki 85 kiloyu düşersen çok daha iyi olur dedi. Göğüslerim aşırı derecede sarkık. Biliyorsun ki ben daha önce basketbol oynuyordum. Ve basketbol oynadığım için basketbolu bıraktıktan sonra doğal olarak sporcu stüdyenini de bıraktım. Sporcu stüdyenini bıraktıktan sonra hiç stüdyen giymemeye başladım ve aldılar başını gidiyorlar yani. Dikleştirme ameliyatı olacağım. Onun dışında sırtımda şurada üçüncü meme dedikleri. Üçüncü meme mi diyordu? Başka bir adı vardı da unuttum. Ne kadar kilo verirsen ver onlar öyle çok fazla gitmeyecek. Hep orada kalacaklar dedi. O yüzden burayı da alacak. Sırtımdan birazcık yağ alacak ama sırtımdan yağ almasının sebebi bir şekillendirme ameliyatı olmayacağım. Liposuction gibi bir şey asla düşünmeyin. Bunlar tamamen göğsümle sırtım eşit derecede güzel dursun diye gittiğim doktora inanılmaz derecede çok güveniyorum. Çünkü annem de daha önce onunla ameliyat olmuştu. Direkt konuya girdim yalnız, bakar mısın bana? Doktorun en büyük özelliklerinden biri sen ne kadar fake istiyorum desen de asla fake yapmıyor. Neyse zaten daha çok var. Bu ameliyat büyük bir ihtimalle Allah kısmet ederse başımıza bir şey gelmezse ve ben korkup caymazsam çünkü ilk defa ameliyat olacağım ve dehşet derecede korkuyorum. Ekim'de gerçekleşecek. Ekim'e kadar daha biz seninle burada ne anılar biriktireceğiz. Bir aylık ara verdiğim için çok özür dilerim. Bu arabayı alırken o kadar güçlükler çektik ki yemin ediyorum artık babamla pes ediyorduk yani. Bu arabayı ben kendim aldım. O yüzden bu benim ilk arabam, bir önceki araba. Annemin üzerineydi, ben kullanıyordum ama annemin üzerineydi. Hoş bizim ailede sen ben diye bir şey yok. Olsun yani, mesela babamın da arabası kendisinin üstünde ama ben babamın arabasını kaç sene kullandım yani. Neyse, böyle gereksiz detayları vermeyi bilirsin ki çok severim. Bu arabaya daha henüz alışamadım. Alışamadım derken sürüşüne alışamadım değil. Tabii ki de sürüşüne de alışamadım ama asıl alışamamamın sebebi ben diğer arabamı gerçekten inanılmaz derecede çok özledim. Bu birazcık böyle şımarıklık gibi gelebilir. O zaman neden arabanı değiştirdin, sen salak mısın falan filan diyen çok olabilir ama beni YouTube'dan takip eden herkes bilir ki diğer arabayla çok fazla anı biriktirmiştik ve benim için gerçekten çok özel bir... Onun ayrı bir yeri vardı ya, bilmiyorum. Minnoş'umu gerçekten çok özlüyorum. Değiştirmemin sebebi artık inanılmaz derecede çok arıza çıkartmaya başlamıştı ve değiştirmenin de vakti gelmişti yani. Navigasyona bakmam lazım. Seninle birlikte alışverişe gideceğiz. Neyse çok konuştum. Güzel bir müzik dinleyeyim ve yola başlayalım. Dinliyorum. Annemi ara. Bu viskosu yeni kameramla çekimi yapıyorum da. Hadi bakalım.
Evet, ilk durağımız Watson's. Bugün bakım günümüz dedim, ihtiyacımız olacak. Pastelin bu kremalıklarından hep denemek istiyordum ve bu kırmızısı sepete atıldı. Ya L'Oreal'in ya da Maybelline'in bir tane yeni ruju vardı. Annem almış, inanılmaz güzeldi. Onu bir denemek istiyorum ama neyin de? Sanırım L'Oreal değil mi? Denememiz lazım, inanılmaz iyi. Nope kalmamış, başka bakacağız. Onunla madem bu yok, o zaman güzel bir vücut peelingi bakalım. Merhabalar. Önerdiğiniz bir vücut peelingi var mı acaba? O mu öneriliyor? Ben, o da kalmamış. Tamam, bunu zaten peeling alacaktım, onu alayım. Kalmamış mı? Tamam, önemli değil, hiç önemli değil. Benim banyom bozuktu, o yüzden annemle babamın banyosunu kullanıyordum. O yüzden böyle bir sürü vücut lifi vesaire almam lazım. Şimdi onları bulacağım. O kadar uzun zamandır gelmiyorum ki resmen burayı unutmuşum. Jilet de almam lazım. Acaba hangisi iyi? Şimdi ben bir tanesini alacağım. Hayır Azal, o daha iyiydi diyeceksiniz. Acaba hangisiydi? Bunlardan hangisini acaba öneriyorsunuz duş için lif olarak? Şunlardan mı? Genel hepsinden hani önerdiğiniz bir tane var mı? Şu kelebek kesileri tavsiye edebilirim. Bunlar kere çok güzel çıkartıyor. Onlar da şunlar. Yumuşaklık bakımından şu sünger. Sürekli kullanılabilir mi bunlar peki? Tamam, o zaman bir tane bundan alayım. Tamamdır. Yok, bez çantaya gerek yok. Nasıl isterseniz alacağım. Var. 533. Burada mek var mı? Bir üst katta olabilir. Kapandı. Kapandı mı? Teşekkür ederim. Buradan da eklemek istediğiniz bir ürün varsa ekstra indirimle alabiliyorsunuz. Yok, hayır, teşekkür ederim. Rica ederim. 194.35. Mecbur buraya geldik. Şimdi ilk durak Beerus. Çünkü eyelinerim bitti. Eyeliner almam lazım. Umarım indirimdedir. Yay, indirimde. Şu hayatınızda görebileceğiniz en güzel eyeliner cidden. Asla ve asla akma yapmıyor. Asla akma yapmıyor çünkü waterproof. Eğer benim gibi alerjik gözleriniz varsa waterproof önerimdir. Burada şeyin artık olmaması, L'Oreal'in ve şeyin olmaması beni çok üzüyor. Maybelline'in olamaz. Neyse, cilt bakım bölümüne gidelim. Peeling almam lazım. Peeling, bunun haricinde bir de peelingim var. Peeling'den önce sanırım şurada bir şey almam lazım. Aa yo, bundan yeni aldım. Almama gerek yok. Bu arada bunu kullanıyorum, inanılmaz memnunum. Onun haricinde burada alacağım bir şey var mı? Yok sanırım. Okay. Bir adet kaş usturası ihtiyacım var. Kaş usturası, sen yüz bakım seti. Hangi kaş usturası daha iyi biliyor musunuz acaba? Önerdiğiniz var mı? Bu şekilde set olarak mı istiyorsunuz? Yok, yok, tekli de olur. Önerdiğiniz varsa şu iyi midir? Evet, bunu seviyorlar. Tamam, o zaman bunu alayım. Teşekkür ederim. Evet. Acil kirpi ihtiyacım var. Kirpi, kirpi. Ya neden Amerika'daki gibi böyle onlu falan güzel kirpikler, ucuz kirpikler bizde yok? İlla böyle para mı vereceğiz tekli kirpiklere 50-60 lira? Gerek yok Azal. Eğer yakın zamanda bir Amerika seyahatimiz daha olursa buradan size duyuruyorum. Belki olur. Neden olmasın? Bunlar nasıllar acaba? Bu bana bir kullanım da yeter. Sen nasılsın acaba? Yoksa Urban Care mi? Sanırım Urban Care her zaman daha iyidir. Exfoliating Body Scrub, vücut peelingi. Koklayamıyorum, lanet olsun. Sanırım bunu alacağım. Ya Urban Care yani, bilindik ama bu da çok büyük. Bunu daha güzele benziyor. Çok kararsızım. Seni bir deneyeceğim. Sonuçta Urban Care bilindik bir marka. Bilinmedik bir markayı deneyelim. Nasıl kullanıldığını bilmiyorum ama. İçerikler, ürün sahibi, bilmem ne. Kullanış şekli, bir miktar peelingi dairesi hareketlerle vücudunuzu uygulayın. Ardından su ile durulayın. Okey, seni deneyeceğim. Bunu alıyorum, gördüğünüz gibi. Başka vücut kremi. Bana böyle kocaman bir vücut kremi lazım çünkü alan geniş. Bir tane daha vardı da onu şey... Yok, gerek yok poşete. Teşekkür ederim. Mişa'dan bir şey almasam da Mişa'yı gezmek inanılmaz derecede hoşuma gidiyor. Çünkü bildiğin gibi Kore cilt bakımının köpeğiyim. Hem de çok pis köpeğiyim yani. O yüzden şimdi Mişa'yı gezeceğim. Aslında bu sıra Kore cilt bakımlarında bana çok fazla ürün gelmeye başladı. Birazcık şaşırıyorum bu duruma. Sonuçta ben bir beauty influencer değilim ama bana güvenip yolladıkları için gerçekten minnettarım. Ama yine de Mişa'yı gezmekten zarar gelmez diye düşünüyorum. Orada çalışan bir tane kadın vardı. İnanılmaz derecede çok seviyordum. İnşallah orada duruyordur çünkü dünyanın en tatlı insanlarından biri falan herhalde ve Mişa, seni gerçekten çok seviyorum. Evet, ben yine dayanamayıp alıyorum çünkü en sevdiğim maskelerden biri gerçekten. İnanılmaz derecede çok seviyorum bu ikisini. En çok önerdiğiniz hangisi acaba pamuklardan? Böyle toniklerimi falan sürmek için. Bu mu? Evet. Tamam. Aslında da komedonlar için şöyle bir bölmesi var. Cilde zarar var. Veriyor mu? Zaten mazot, demir, çelik olanlar çok fazla kızartıyor cilde ama bununki o kadar kızartmıyor. Kullananları çok önemli. Bende normalde Tangle Teaser vardı ama onu duş için kullanmaya karar verdim. Şimdi kendime bir tane Tangle Teaser alacağım. Bendeki siyah da sanırım şimdi de pembe alacağım. Ay,
artık bir an önce eve gitmek istiyorum. Duşumu düzenleyeceğim. Ondan sonra şöyle güzel bir spora inelim diyorum. Spordan sonra artık ne yaparız bilmiyorum. Hayırlısı. Bu video böyle bir video olacak yani. Bu video böyle bir video olacak yani ne demek. Ne konuşacağımı bazen gerçekten bilmiyorum. Ve daha fazla alışveriş yapmamam gerekiyor. Çünkü dünyayı aldım yani. Aldığım her şeyi zaten gördün. O yüzden bir daha göstermeme bence hiç gerek yok. Şimdi bir Malatya pazarından kuru kayısı alacağım. Çünkü annemle birlikte bir hazımsızlık problemimiz var. Onu birazcık atlatmamız gerekiyor. O yüzden kuru kayısımı da alıp artık eve gitmek istiyorum. Sen koy, ben zaten sana tamam derim. Öyle yapalım. Tamamdır, yeterli o kadar. Teşekkürler. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak. Ah, oh, çok inanılmaz sıcak. Şöyle Sephora... Sephora alışverişimin şöyle inanılmaz güzel bir tarafı oldu. Ben bu sıra çok fazla parfüm kullanıyorum. Eskiden bu kadar fazla parfüm kullanmazdım. Sadece özel günlerde kullanırdım ama bu sıra parfüm kullanmak çok hoşuma gidiyor. Çünkü artık kokulara karşı ekstra hassasiyetim oluştu. Eskiden de kokmazdım. Basket oynadım. Dönemlerde de hiç kokan bir insan değilim, beyaz tenli olduğum için herhalde. Neyse, bu sıra kokulara karşı aşırı derecede hassasiyetim var. Özellikle kötü kokan insana asla katlanamıyorum. Çok özür dilerim ama gerçekten katlanamıyorum. Çok affedersiniz. Annemle Nişantaşı'ndan şu ikiliye almıştık Atelier Rebul'dan. Bir tanesi İstanbul, zaten bu benim klasik kokum. Bir tanesi de Jardin bilmem ne işte, ne olduğunu hatırlamıyorum. Bu ikisini böyle minicik bir boy almıştım. Ama Sephora'dan 250 liranın üstünde, tam olarak 259 TL'lik alışveriş yaptığım için asla bilmem. Çok güzel bir parfüm hediyesi verdiler. Ay, sana onu da göstermek istiyorum. Çok yoruldum. İstediğim parfümü seçebiliyordum ve ben bu kokuyu seçtim. Çünkü çok güzel kokuyor. Haberiniz olsun. Eğer böyle uygun fiyatlı bir parfüm arayışınız varsa, ne kadar kalıcı vesaire hiçbir fikrim yok. Bunlara bakabilirsin. Ama en nefret ettiğim şey paket açmak. Çünkü hiç iyi değilimdir paket açmakta. İleride markalar bana bir sürü hediyeler gönderdiğinde, paket açılımı yaptığımda büyük bir ihtimalle benden nefret edeceksin. Çünkü gerçekten hiç iyi değilim. Yani boyutu öyle... bu muydu ya? Ufacık bir şeymiş bu. Bu da ufacıkmış. Büyük zannettim ama çok güzel kokuyor. Spora ineceğim. Boşuna harcamayalım. Çok iyi kokuyor. Bunu da buraya atalım. 3 tane mini parfümüm oldu. Bu renk. Haberin olsun. Uygun fiyatlı parfüm arıyorsan birazcık ufaklar maalesef. Ama bakabilirsin. Parfüm fiyatları çünkü biliyorsun ki biraz abartmışlar yani. Neyse, artık bir an önce gerçekten eve gitmek istiyorum. Evimizde görüşelim, olur mu? Biliyorum benden inanılmaz derecede sıkıldın ama şeyi fark ettim. Ben thumbnail'ı önce yapmıştım ve thumbnail'da araba var ama araba videosu haricinde bütün her şeyin videosuna döndü bu. Normalde şunu çıkartmayacaktım ama bunu artık seninle birlikte çıkartayım da arabayla ilgili bir şey olsun. Jilet. Allah'ım, görgüsüz insanlar gibi asla ve asla çekmek istemiyordum araba videosu. Gerçekten bu hayatta en nefret ettiğim şey ama sonradan şeyi fark ettim. Yurt dışında YouTuber'lar her şeylerini çekiyorlar ve asla görgüsüz gibi durmuyorlar. Aksine izlemek çok hoşuma gidiyor. Umarım yanlış anlamazsın çünkü bu benim çok büyük bir sevincim. Hatta eve gidene kadar arabayla ilgili olan telefonla çektiğim kısımları birazcık sana izleteceğim. Kısımları izledikten sonra birazcık geçmişe gideceksin. Birazcık değil, bayağı bir geçmişe gideceksin. Ups. Yok, özür dilerim. Nakitim yok. Çok affedersin. Bu hayatta en nefret ettiğim şeydir. Yanımda duran her insana ver. Allah'a para ver. Aa, çok üzüldüm. Hiç mi yok ya? Aa! Elif Hazaltan, Eray Hazal Tuğba. Nereye çekersen oraya. Sonra da Jordan. 23 ben, Jordan. Ben bunu unutmam. Normalde 13 benim şeyimdi. Uğurlu numaramda ama 13 yokmuş. O yüzden 23 aldım. Çince diyeceksin ki ses yoklukta bana bu arada nasıl buldu? Allah razı olsun. Ona şükür. Hediye bu muydu? Hediye bu muydu? Ben de film zaten yok, sizi çekmiyorum, kutuyu çekiyorum. Ben onu teklif edemedim. Bu senin. Kutuna gitmişler. Type-C kablolar var. Burada fileler var. Bunun dışında isofix'e ihtiyacınız olursa isofix yerleri burada. Organa Thank you.
gerçekten inanılmaz derecede yorulduğum bir gün oldu ve aşırı derecede uykusuzum. Sakatlığa da yani gerek var mı? Yok. Bademi yiyorum. Dieting. Sağlıklı yaşam. Aha, bunlar hakkında da konuşacağız. Güzel bir şeyler izleyeyim diyorum. Ne izlesek acaba, ne izlesek? Beynim var ya, yanıyor. Emçüklendi, emçüklendi. Beynim gitti. Hay mom. Ne oldu? Kötü geliyor sesin. Daha demin o pozisyonda ben vardım. Yatağa girince insan bu pozisyonu alıyor. Ne izliyorsun? Bize de göster. Güzel mi? Beğendin mi? Ne oldu? Tüm aile benim odamda mı toplandı? Ya şimdi içeri girecekler. Kapat da girmesinler. Self care time. Evet, şimdi bir güzel cildimi temizleyeceğim. Cildimi temizledikten sonra çıkacağım. Bu videoyu editleyeceğim. Buraları şimdi bence hızlı hızlı geçebilirim diye düşünüyorum. Başlayalım.